Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni ve eğlenceli bir videoyla karşınızdayız. Oturun. Cevaplayacağız şimdi. Bu çok büyük bir şey. Oğlum öyle baktın ki dedim herhalde soru bile yok. Konuşma. Can abimiz demiş, abi evlenmeyi düşünüyor musunuz? Yani tabii ki düşünüyoruz. İleride niye olmasın? Sen? Şimdi bana kız yok. Arıyorum bulamıyorum. Yoksa hemen düğünümü yapacağım. Benimle evlenmek isteyen olursa alttan numaramı yazacağım. Hemen itibarda geçme. İzdivaca döndü abi. Aç. Aha oğlum. Aha, dur lan. Dur şimdi bunu halledeceğim kardeşim, kusura bakma. Ayhan sormuş kardeşimiz. Eğer bir daha dünyaya gelseydiniz nerede olmak isterdiniz? Amerika. Oo, oğlum ne kadar nankör bir insansın. Ömür ablacımız demiş, abi en çok ne tür yemek yersiniz? Ben kelebiş. Sen? Arkadaşlar benimki yaprak dündür. O monte, o karnıyarak. Yarak mı? Emircan kardeşimi sormuş, şu an kaç yaşında? Şu an 22 oldum. Hepinizi seviyorum Emircan abi. Ficikler sana. Hüseyin kardeşimiz sormuş, hiç video yaptıktan sonra beğenmediğiniz oldu mu? Ne güzel kardeşim, biz bir video çekene kadar yani çok emek harcıyoruz. Tabii beğenmediğimiz oluyor, beğendiklerimiz de oluyor. İş emniyatım, oysa bu iskeletim. Ne yapıyor? Batıyorum. Esmer kardeşim, Esmer'in biçim biçim, alem sana düşmandır, loy loy. Ramçı baban nerede, ne oldu? Güzel kardeşim, benim babam 8 yıldır vefat etti kendisi. Allah mekanını cennet eylesin. Allah, yani bu konuya fazla denk gelmek istemem. Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Tüm ölenlerin mekanı cennet olsun inşallah. Aboneyi boşver. Öyle mi? Oğlum çıkar lan. Abi. Kim? Süleyman. Süslü Süleyman. Bir hayaliniz var mı? Var mı lan senin? Bir hayalimiz var tabii ki. Kendime bir araba alabilmek ya da bir araba alabilmek ya da bir şey alabilmek. Tabii bu Türkiye şartlarında zor abi. O ya hayalimiz yok. O da olursa abi. Benim de bir hayalim var. Yani acilen yurt dışına gitmem gerekiyor. Gitmesem kesin krizden öleceğim. Vallahi hayalimiz insan yaşam. Gülsüm'ün lifleri bak. Abi siz neden bu kadar tatlısınız? Oo! Benim tatlılığım herhalde buna geçmiş. Yani ben fazla tatlı değilim. Tatlıyla aram yok ama iyiyiz yani, bu iyidir. Berivan kardeşimiz sormuş. Tanınmak mı güzel, eski halleriniz mi? İyi ki buralara kadar yükseldiniz. Şimdi Berivan kardeşim, kendi açımda konuşayım. İyi ki yani tanınmış biri oldum. Eskiden kimse bana kavun vermezken ya da karpuz vermezken, salatalık vermezken, artık herkes bir yerden bir şeyler getiriyor, bana emanet ediyorlar, sağ olsunlar, ben de iyi bakıyorum. Kokluyor musun lan? Artık parfüm kokuyorum, o fotoğraf çekiyorum, o video çekiyorum. Yani şükürler olsun, seni de tanıdım Berivan. Evet. Oo, Farhat abi. Efendim abi? Ben demiyorum, Farhat abi yazmış. Tamam oğlum, bana abi demişsin zaten. Misafir kabul ediyor musunuz? Kapımız herkese açık. Biz buralardayız yani, mekanımız belli. Kaçta gelmeyin ha, geldiniz mi başımıza bela olacaksınız. Yani yola çünkü biz bile çıkamıyoruz. Viyana Zeynep. İmkansız olsaydı hangi mesleği yapardınız? Evet. Vallahi güzel kardeşim, hani biz bir imkan elde ettik yani buralara kadar geldik. Çok şükür. Çobanlığımıza da bırakmadık, hala devam ediyoruz. Gene de devam edeceğiz. Ölümüne kadar pas. Yani imkansızdanın hiçbir şey yoktur bence. İnsan isterse her türlü yapar. O yüzden siz de deneyin. Şirin ablacığım, biliyorum sen de benim gibi çok şirinsin. Seni seviyorum. Fenomen olmadan önce ne iş yapıyordunuz? Az önceki soruya denk geldi. Evet. Hayvancılıkla uğraşıyorduk. Yarı geliyorduk, çoban oluyorduk. Yarı geliyorduk, ot biçiyorduk. Değişiyor yani. Yani yarı geldi. Asıl bir mesleğimiz yoktu, hayvancılık diyelim yani, tarım. Aynen öyle. Del mi? Lütfü abi. Bak o da hatırlıyor.
Mahmut abimiz sormuş, hangi takımda tutuyorsunuz? Evet, çok güzel soru. Şimdi sevgili Mahmut abicim, eskiden ben Galatasaraylıydım ama o kadar da fanatik değilim. Tamamen Galatasaray'ı bıraktım. Eskiden 2-3 tane futbolcu tanıyordum. Böyle Mustera, hani 2-3 tane gol atıyordum. Mustera kaleciydi. Hiç bir bağım yok. Sen hangi takım tutuyorsun? Ben Fenerbahçe'yi tutuyordum da ben de fanatik değilim. Musa Su vardı. Severdim kendisini. Veysel abi sormuş Bağcılar'dan. Selam olsun. Kaç yıldır dostsunuz? Valla yani bizim genetik ya, benim kendisi dayı oğlum der. Babalarımızda yani akraba bağı var. O yüzden yani ezelden beri de ezelden tanıyorum bu puştu. Evet. Ay şu aşu. Şehirde yaşamayı hiç düşündünüz mü? Vallahi şahsen ben hiç düşünmedim. Sen? La aşu kardeşim, ben burada evimi yaptım. Yani burada yaşamayı tercih ediyorum. Eğer sen de benimle evlenirsen, beraber bu evde yaşarsak daha mutlu olacağım. Bekliyorum seni. Numaramı yazacağım gene. Hadi biri bize. Ayşe Polat yazmış. Evet. Sosyal medyada ilk hangi videonuz patladı? Yani en çok hangisi izlendi ve nasıl bu yerlere geldiniz, anlatır mısınız? İkinci Ayşe ablamız geldi. Biz buraya bilmeyerek geldik. Hani Ferun'un haberi bile yoktu. Ne benim vardı ne onun vardı. Aynen. En çok yani ilk yaptığımız video işte adalet, işte sefalet, işte rezalet, işte adam gibi adam. En çok izlenen videomuz da lan Ferun, hayvanın sevgisini görüyor musun? Gül gibi bakıyor yavrularına. Bizim annemiz ise git teyze kaldır. Git boh ye. Değil mi lan? Yani dondurma, gitme bir yere, adalet. Bir sürü var ya. Ama da çoğunlukla dondurmayla patladı. Aa dişim yok dedi. Evet. Konu buralara kadar geldi. Fatih abimiz demiş. Kardeş nedir bu senin bu horuzdan kaçtığın? Yani bu kendisi senin aslında çok uslu biri. Sinirlendiği zaman ya da karısını çalmaya çalıştığım zaman adam niyeti bozuyor. Yani bunun yüzünden eve gelemez olduk. Yoksa çok uslu adam. İsmail abi sormuş. Bu işe başlarken veyahut video çekerken böyle insanların takdirini alacağınızı düşünüyor muydunuz? Ve olduğunuz yerden memnun musunuz? Olduğumuz yerden çok memnunuz. Ben yani böyle insanlardan bu kadar takdir alacağımızı da ben şahsen hiç düşünmüyordum. Zaten biz bu işe bilmeyerek başladık ama bilerek sürdürüyoruz. Yani çok şükür bulunduğumuz yerden de gayet memnunuz. Aynen. Batuhan kardeşimiz sormuş, CZN Burak'la görüşüyor musunuz? Döndürme. Ay arkadaşlar, CZN Burak abimizle görüşüyoruz ama kendisi çok yoğun olduğu için biraz vakit ayıramıyor. Ona buradan selamlar, seni yakında Burak abi alacağım. Faysal, Mehmet Faysal, evet. Veysel amca bana yazmış, Veysel. Köyde doğayla Veysel abi demiş ki, köyde doğayla içe yaşam mı, yoksa büyük şehirlerde ışıklı hayat mı? Tercih nedir? Tercihimiz tabii ki, ben kendi şahsi fikrim, doğayla iç içe. Yani herkes doğayla iç içe yaşamak ister. Metropolde Batum nereye kadar kardeş? Şimdi arkadaşlar, köyde yaşamak çok güzel bir duygu. Mesela ama zor köy, köyde olmasaydım horoz ikide bir beni kovalamazdı. Ya yavrum, elini çek, sıra bende. Ben Rahmi, her yerden çıkıyorsun lan. En sevdiğiniz şarkı hangisi? Benimki Gülfuruş. Benimki de Ahmet. Başkaza aşkım, başkaza. Yok oğlum, o değil. Hangisi lan? Ahmet Kaya Doruklara sevdalandım. Abdülkadir. Abi dişlerine ne yaptın? Abi valla şimdi ben çene yapımında rahatsızlık duyduğum için dişlerimi pek fazla takmıyorum. İnşallah bunun tedavisini tekrar göreceğim ve daha güzel dişlere sahip olacağım. Ve daha güzel artık
elma olsun yani kız olsun daha güzel de sıradan inşallah. En yakın zamanda. Kavun kavun. Fahri abimiz sormuş. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? İkisi de ikisinden çıkıyor. Aynısı sözme hakkını kullanıyor. Fahri abi çok zekice sorulmuş bir soru. İbrahim abi de demiş. Kendisi benim yani İbrahim diye bir adlı benim operatörümdü. Horoz ne zaman kesersiniz, keseceksiniz? Kestiğimiz zaman sizinle paylaşırız bunu. Şimdi arkadaşlar. Bu onu akadir. Ben horozumu kesmeyeceğim. O olmasa artık beni kimse kovalayamaz. Herhangi bir aşkım da yok yani beni talikle kovalarsa. Ona da bile şükür. Seviyorum. Evet. Seviyorum ben onu. Buna da şükür ha. Evet evet. Asım abi sormuş. Köyünüzün adı ne? Çok güzel bir yer. Dağlıca Yeşiltaş Köyü. Aynen. Hepinizi bekliyorum. İnşallah bir iş yeri açarız oradan. Kendi köyümüzde. Sizi de davet ediyoruz. Yakında. Yani olacak. Kapımız herkese açık. Gelmek isteyen buyurup gelebilir. Misafir ederiz tabii. Evet. Hazırsan sorumu okumaya çalışacağım. İleride ne yapmayı düşünüyorsunuz? Fenomen oldun. Bülent abi demiş. Belki bir şarkı yapabiliriz. Çünkü herkes yaptı. Biz de yaparız. O ye ye falan filan yaparız yani. He? Sesi de güzel lan bunun. Evet ya. Olabilir mesela. Şarkı çıkartabiliriz. İleride ne yapabiliriz? Yani. Önümüze daha güzel şeyler gelse televizyonlarda çıkarız inşallah. Hani gazetelere, haberlere çıkmak istiyoruz. O da nasip olursa çıkacağız inşallah. Gazetelere ne diye çıkmak istiyorsun? Dişsiz adam nasıl dondurma yağladı hala çok şaşırıyor. Bak bu iyiydi. Ama sen tam bir puşsun. Evet. Böyle. Çak babak yağmur. Cahaki bu. Ben çelenim. Dağmur taşı. Yasin kardeşimiz, abi bu gezip bakıştığınız dağ, bayır, nehirleri, şelaleleri bir belgesel tarzı YouTube videosu yapsanız 10 numara olmaz mı? Kesinlikle öyle kardeşim. Müthiş olur hem oraları anlatmış, göstermiş olursunuz. Kesinlikle öyle bak. Yasin abim inşallah bu dileğini gerçekleştireceğiz. Bak, en yakın zamanda. En yakın zamanda çekelim abi. Sait abi. Abi nasıl tanıştınız? Yani bu kendisi benim dayımın oğlu olur. Kuzenimiz yani. Yani? Ezelden beridir birbirimizi tanıyoruz. Evet. Serkan abimiz demiş. Sen ve Feru kaç yaşındasınız? Kaç kardeşsiniz? Feru senin neyin oluyor? Güzel kardeşim biz yani ben ailemde 4 kişiyiz, 5 kardeşiz. Feru benim dayımın oğludur aynı şekilde. Seni bilmiyorum kaç kardeşsiniz. Biz de 6 kardeşiz. Sema sormuş. Yaşlarınız kaç? Ben... Az önceki soruda söyledik. Tekrar söyleyelim. Ben 22. Ben 24. Hasan sormuş. Nasıl bu işe başladınız? Kardeşim İlk ben paylaştım değil mi? Evet tabii. Yani bu işe aslında başlamadık. Tamamen şans eseri. Ben çektim, attım. Tutuldu. Sonra devamını getirdik. O kadar kardeşim. Yani siz de deneyin bak. Sakın vazgeçme. Gülsünüm. Ay canım. Seveyim seni. Abi siz neden bu kadar tatlısınız? Sen tatlı olmasaydın emin ol ki biz de tatlı olmazdık. Teşekkür ederiz. O güzel yüreğinden öpüyoruz. Fuat sormuş. Kaç para kazanıyorsunuz? Valla güzel kardeşim. Hani biz bunu bu evi yapmakla yani çoğu milletten destek aldığımız şekilde yaptık. Ve benim yaklaşık bir bu işe başladığımdan beri yani bir 30-40 bin TL'm vardı. O da bu evi yapmaya ve bu evin masraflarına geçindirdim. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Evet, bir sonraki videoda anlatırız abi kaç para kazandığımızı. Demir abi. Anlatırız abi, nelere sahip olduğumuzu. Görmedim. Ramazan abi. Ramazan abimiz demiş. Abi siz kuzen misiniz yoksa kardeş mi?
Biz bence kardeşiz. Değil mi? Kardeş diye ilan etmiyorum. Kuzeniz abi. Yani seni tanıyorum. O kuzen diyor, ben dost diyorum. Ben abi diyorum abi. Yine ne? Barış kardeşimi sormuş. Merhaba. Bakıyorum da Ramço'nun dişleri yok. Cezene yapmamış mıydı? Şimdi güzel kardeşim, benim dişlerim yapılmıştı. Cezene Burak abi sağ olsun yapmıştı. Ama dişlerimde, yani benim çene yapımda kendi gelmesi olduğu için dişlerimi tamamlamayı tavsiye ediyorum. İnşallah bunun tedavisini göreceğim ve daha güzel dişlere sahip olacağım. Sizi seviyorum abim benim. Bir hat sormuş. Aslında Kürt müsünüz yoksa Türk mü? Şimdi abim benim bu soru ayrımcılığa girmesin diye aslında hepimiz abi kardeşiz ama aslen Kürdüz. Aynen. Sizleri seviyoruz ve hepinizin o güzel yüreğinizden öpüyorum. Akın abimiz demiş ki, abi nasıl bu kadar takipçiye ulaştınız? Seviyeniz çok. Seveniniz çok yani. Bir de okur musun, anlamadım. Ölüm demiş. Abi nasıl bu kadar takipçiye ulaştınız? Seveniniz çok. Emek vererek kardeşim. Yusuf kardeşimiz sormuş. Ramço abi manita var mı? Yanlış anlama. Yusuf yanlış anladım kardeşim. Yanlış anladın mı oğlum? Yusuf abi, valla yanlış anlamadım ama sana zahmet hazır sormuşken bana bir tane manita bul ya. Ah. Gene söylüyorum. Numaramı bırakacağım. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Yakında bunu izdivaç programları kaldırdığı için yoksa bunu gönderecektim. Evet, evet. Evet arkadaşlar, siz de görmüş olduğunuz gibi sorularımız bitti. Bir videonun sonuna daha geldik. Ancak bu kadar seçebildik. Yani çoğu kişi aynı şeyleri de yazmıştı. Aynı şeyler gelmesin diye ayrı ayrı şeyler çıkardık. İnşallah bu videomuzu beğenmişsinizdir. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız. Hep beraber daha güzel güldürmeye çalışacağız. Bakalım inşallah. İsmini okuyamadıklarımız, yani bir sürü yazan vardı. Haklarını helal etsinler. Bizim hakkımız helal olsun, siz de hakkınızı helal edin. Ama buna emin olun ki kalbimizdesiniz yani. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Dur lan. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak, evet, böyle... abim benim yorum yapmayı ve... Evet, yorum, düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.